Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Tülin'in mutfağında el açması patatesli börek yapacağım. Bunun için malzemeleri sizlerle paylaşacağım. Hamur malzemesi için yaklaşık yarım kilo kadar un. Gerçi unun ölçüsü aldığı kadar olacak. Bir bardak sıvı yağ, bir bardak yoğurt, bir yumurta, bir paket kabartma tozu, yarım fincan sirke, yine ev yapımı sirkemiz, bir tutam tuz. İç malzemesi içinde 6 adet patates yıkanıp üstünü örtecek kadar suyla ocağa koyacağım birazdan. Yine bir demet maydanoz, 2 adet kuru soğan ve yufkaların arasına serpmek için zeytinyağı ve kabartma tozunun üzerine birkaç damla koymak için limon. Şimdi patatesimizi haşlayarak başlıyoruz. Patateslerimizi ocağın üzerine koyduk. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık bir 15 dakika düdüklü tencerede haşlanacak. Daha sonra çıkarıp sıcak sıcak soyup ezip. Bir bardak yoğurdumuzu kasemize boşalttık. Bir bardak yağımızı kaseye boşalttık ve hamur yoğurmak için işlemleri başlatıyoruz. Bir paket kabartma tozu, üzerine birkaç damla limon suyu. Şöyle limonun çekirdeğini dikkatlice alıyoruz. Yarım fincan sirke boşaltıyoruz. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ve bir yumurta. Yağ, yoğurt, yumurta koyuldu. Hamur yoğurmak için malzemelerimiz karıştırılıyor. Bunun içerisine unu yavaş yavaş aldığı kadar koyup yoğurmaya başlıyorum. Böyle aldığı kadar un dendiğinde unun tamamı koyulmayacak. Yavaş yavaş istediği kadar koyulacak. Şu anda benim bir kase un bu hamuru yoğurmaya yetmedi. Tekrar ilave edeceğim. Hamurumuzu bir kaseden sonra yarım kase daha ilave ediyorum. Herhalde bu yarım kasenin tamamı kullanılmayacak. Çünkü kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz güzel yumuşak bir hamur olma yolunda ilerliyor. Ele yapışmayan, oklava ile rahatça açılabilecek bir hamur elde edilmiş olacak. Yani bir kase dolu dolu un, büyük bir kase kullanılmış oldu. Hamurumuz yoğruldu. Bunun üzerini kapatıp yaklaşık yarım saat dinlenmeye bırakacağım. O arada iç malzemeleri maydanoz, soğan, patates haşlanmış olacak, doğranıp hazırlanacak patates salatası gibi. Daha sonra yumaklara alınıp kat kat açılarak tepsiye dizilecek. Üzerinde kapatıyoruz. Yarım saat dinlenmesini sağlıyoruz. Patateslerimiz yaklaşık bir 20 dakika haşlandı. Şöyle bir yumuşak görünüm oldu. Çatal batırarak piştiğini anladım. Şimdi bunları soğuk sudan geçirip kabuklarını soyup ezmeye başlayacağım. Patateslerimizi soymayı bitirmek üzereyim. Bunları şimdi eziciyle ezerek iç malzememiz, doğranmış olan iç malzememizle karıştıracağım. Evet, çok da güzel pişmiş patatesler. Buharı çıkıyor sıcak sıcak.
biraz sıcak soyması zor oluyor ama ezilmesi adına da çok soğutmadan soyulması gerekiyor. Evet, şimdi bunun içerisine bir kaşık çay kaşığı karabiber, pul biber birlikte, bir tatlı kaşığı nane ve doğramış olduğumuz 2 adet kuru soğan sıcak sıcak içine karıştırıyoruz ve bir demet maydanozumuz. Bunları karıştırdıktan sonra biraz da tuz ilave edip karıştırdıktan sonra yufkaları açmaya başlayacağız. Şöyle 2 kaşık kadar bir tuz, çay kaşığı kadar ilave ediyoruz. Yumaklarımı aldım. Üzerlerini kapattım poşetle. Yumağımızı una batırdım. Üzerine bolca unu serpip önce merdane ile daha sonra da oklavayla açmaya devam edeceğim. Fırın tepsisine yapacağım için fırın tepsisinden biraz büyük olacak. Tepsiyi de yağladım zaten. Yağlanmış tepsinin içerisinde yağlı hamur aralarına yağ serperek 7 yumak oluştu. 7 yumağın hepsini açmaya çalışacağım. Hamurumuz güzel yumuşak bir hamur olmuş. Şöyle aralarda unu serpiyorum ve açma işlemine devam ediyorum. Yufka açmak çok zevkli. Ben çok severim. Küçükken annemden öğrendim. Hala da unutmadım. Çok güzel tatlı hamurları rahatlıkla açabiliyorum. Ben gençlerim bu hamur açma işinden hiç korkmamaları gerekiyor. Yeter ki sabırla, sevgiyle isteyip yapabilsinler. İstedikten sonra mutfakta yapılmayacak hiçbir yemek yok. Evet. Şöyle bir hamurumuz oluşuyor. Çok ince olması gerekmiyor zaten. Tepsimizi kaplayacak büyüklükte olsun. Yeter. Şöyle alıyorum. Şöyle bir yapıyorum. Ve yağlanmış tepsimizi getirip içerisine seriyorum. Bu şekilde. Ve arasına şöyle biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Çok da sürmem gerekmiyor. Bu şekilde yufkaları 4 kat alta, 3 kat üst olacak şekilde açmaya devam edeceğim. Üçüncü yufkayı da açtım. Şöyle kenarlarından fazla gelen yerleri şu kısımlara şöyle koyuyorum. Kenarlarda yuvarlak açıldığı için dikdörtgen tepside kenar kısımlar boş kalabiliyor. Zaten her açılanın taşan kısımlarını İçe doğru geçiriyorum böyle ve yağlamaya devam ediyorum. Şimdi dördüncü yufkadan sonra iç harcını koyacağım. Dördüncü yufkayı da açtım. Tepsiye yerleştirdim. Bu kata biraz daha fazla yağ koyuyorum. Çünkü iç malzemesine yağ koymamıştım. Ve bunu şöyle her yerine eşit şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra 3 kat yufkamız var. Onları da açıp yüzüne yumurta sürüp fırına vereceğim. 180 derecede ısıtılmış fırında altı üstü tamamen kızarıncaya kadar pişirilmiş olacak. Evet, iç malzemesini yerleştirmeye. Kalırsa onu da sigara böreği yapmaya kullanırım diye düşünüyorum. Şöyle bir düzenleme yapmış oluyorum. Yufkamızı açtık. İç malzemesinin üzerine yerleştiriyoruz. Daha sonra şu köşeleri
Öbür yufkayı da açınca kapatmış olacağım. Böylece yağlıyoruz. İki yufkamız da onları da bitirince böreğin açma işi tamamlanmış olacak. Son yufkamızın da açma işlemi tamamlandı. Bunu alıyorum. Böyle bir incelttikten sonra tepsimize yerleştiriyorum. Tepsimizde zaten şöyle bir görüntümüz var. Bunun taşan kısımlarını da içe katlayıp tepsideki düzgünlüğü vermiş olacağız şöyle. Yani böreğimizin yüzü düzgün bir şekilde olmuş olacak. Bu hamurun ölçülü tarifi ya da böreğin baklava hamuru zaten. Dilber Dudağı diye turinimutfağı.com'a girdiğinizde tatlı hamurları bölümünde bunu görürsünüz. Çok zevkle yapacağınız ve sevilerek tüketilecek bir börek olmuş olacak. Şimdi bunu dilimleyip 180 derecede ısıtılmış fırına vereceğim. Yumurta sarılarını da şöyle yüzlerini biraz biraz sürüyorum. Çok yumurtalı olması gerekmiyor. Sürmeden de çok güzel kızarıyor aslında. Yine de şöyle bir parlaklığı olsun istedim. Fırınım bir taraftan ısındı. Şimdi bunu fırına yerleştirip yaklaşık 40-45 dakika kızarmasını bekleyeceğim. Evet. Şöyle fırınımıza koymaya hazır bir durumda. Isınan fırınımız böreklerimizi koymak için hazır. Ön tarafında kızarmasını sağlayacağız. Yaklaşık 180 derecede. Böreğimiz yaklaşık 45 dakika fırında kızardı. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Çok güzel nar gibi. Şimdi bunun soğumasını bekleyip servis sunum tabağına alacağım. Ve çıtır çıtır gevrek bir börek olarak yiyenlere sunacağım. Üstü de altı da çok güzel kızarmış. Şöyle yakından göstereyim. Sunum tabağımızda şöyle alıyorum. Önceden dilimlediğimiz için çok rahat çıkıyor. Fırından çıkınca zaten bıçağı şöyle aralarına gezdirdiğinizde harika bir şekilde çıkıyor. Şöyle sunum tabağımıza hem kenarından hem ortasından karışık alarak hazırlamış oluyorum. Tülin'in mutfağında bugün el açması patates böreği yaptım. Şöyle bir görüntü sunum oldu. Tülin'in mutfağını beğenmeye, abone olmaya davet ediyorum. Hoşça kalın diyorum.